Ve bunun içinde ne kadar batı olacak, ne kadar doğu olacak? Şimdi aslında onun esas satrancı orada başlıyor. Şimdi şöyle biraz bu satranç nedeniyle biraz Rusya'nın aslında 3 günde alırız biz bu Kiev'i Miyev'i deyip de başaramaması, onun nedenlerini de elbette konuşacağız nedeniyle Zelenski en azından psikolojik olarak bir üstünlük sağlamış görünüyor. Bu nedenle de zaten Rusya Kiev'den çekildi, kuzeyden çekildi ve savaşın bundan sonra Luhansk ve Donetsk yani Donbas bölgesinde daha da güçlenerek, tırmanarak devam etmesi bekleniyor. Oraya sıkışmış olabilir durum ve sonunda biz zaten Donbas'ı istiyorduk, Kırım'ı da istiyorduk. İstediğimizi aldık noktasına gelebilir Putin. Tabii bir vadede. Şimdi ama çekilirken arkasında bıraktığı görüntü Rus ordusunun önce buna fotomontaj dedi, görüntüler sahte dedi Putin ve Kremlin genel olarak. Fakat Buça'da bir vahşet yaşandığı ortada. Siviller kimileri ellerini arkasından bağlanmış bir şekilde öldürülmüş. Zelenski işte dünyayı ayağa kaldıran o görüntülerin sonrasında Buça'ya gitti ve mesajlarını oradan verdi. Dediği özellikle şu, bu mesele, evet orada, bu mesele bir savaş suçu. Buça'da yaşananlar bir savaş suçu ve Rusya bu yüzden yargılanmalı dedi. Arkadaşlar yeni bir görüntümüz vardı. Evet. Yani hayır. Peki. Şimdi şunu da ekledi. Bu yaşananları gördükten sonra yani Buça'daki bu manzarayı gördükten sonra Rusya ile müzakere çok zor. Görüşme sürecinin müzakere uzaması da Rusya için daha kötü olacak. Biz hani mücadelemizi zaten yükselterek devam ettireceğiz diyor. Şimdi bunlar zaten bir şey anlatıyor dünyaya. Kim nasıl etkilenir bundan hani Kremlin'de bilmiyorum. Ama şu bir gerçek, Zelenski belki de yaşının gençliğinden daha çağa uygun yöntemlerle sesini duyurmayı, sempati bombaları atmayı başardı. İşte Oscar'a bağlanmaklar, efendim Japonya parlamentosuna seslenmekler, en son Grammy'de konuşmalar, böyle enteresan klipler, sevgi mesajları, insan öyküleri vesaire. Putin ise daha böyle hani Kremlin'in bodrumuna çekilmiş, taviz vermeyen işte bir isim haline dönüştü. Bu da etkili midir mesela? Evet. Ya da ne kadar etkilidir? Yani şimdi dikkat edersek Ukrayna elindeki imkanlarla daha yumuşak güce dayalı bir tepki veriyor. O zemin üzerinden mücadeleyi ama çok, götürüyor. Yani o silahlı mücadeleyi de acayip tamam, yaptılar ama. Ama Rusya karşısında o silahlı mücadele bir yere kadar. O mücadeleyi götüren esas arkasındaki destek, onun şimdi sizin bahsettiğiniz bu moral desteği, bu psikolojik direniş aslında ellerindeki kısıtlı imkanlarla Rus ordusu gibi bir orduya karşı geliyorlar. Bu birincisi. İkincisi, şunu unutmamak lazım, şunu göz ardı edemeyeceğiz. Yani Putin eğer bir şeyi yanlış hesapladıysa, henüz daha çok erken hesap kesmek için. Ama tabii. Bir yanlış hesap varsa o da bir Ukrayna ulusu yarattı. Durup dururken. Bak, çok küçümsemiyor musun? Durup dururken yarattı. O kadar yani da değil ya. Ukraynalılar bile
Ya yani daha öyle Lenin miydi, böyle miydi derken... Daha Lenin zamanında bir ulus bilinci yeşermeye başlamış. Daha Lenin zamanında işte halkların kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde bir dediğim gibi uluslaşma bilinci ve süreci yaşanmıştı. O kadar da değil yani. Sonuçta yani tamam, şimdi Ukrayna... şimdi artık dünya sahnesinde bir Ukrayna ulusu var. Böyle yeşermeler falan bitti hepsi. Bayağı artık bir diyorsun. Artık bir ulus var ve enteresan bir şekilde de bu ulusun da bir lideri var. Hatta bu lider sınır ötesi de bir liderlik pozisyonuna bile uzanmış vaziyette. Özellikle bu kendi inanç grubu içinde falan dünyada bayağı bir artık kabul görmüş bir liderlik pozisyonuna geldi. Bu komedyenlik falan onun bir şey olduğu çıktı ortaya. Yani o bir meslek sonuçta. Komedyen de değil. Ya Cem Yılmaz lazım. Komedyen yani zekası herhalde. Komedyen olmak her baba yiğidin işi değil. Ayrıca ve o çıktı ortaya. Burada en önemli şey birileri, yani onun destekçileri onu oradan kaldırıp belki bir Polonya'ya bir yere götürüp bu mücadeleyi oradan sürdürmek istiyorlardı. İşte o oyunu orada bozdu. O sokağa çıktı. Ben buradayım. Biz hepimiz buradayız dediği gün bir yanlış hesap varsa o hesap o gün orada bozuldu. Onun o sokağa çıkacağını eğer bir yanlış hesap varsa hesaplayamadı. Putin de hesaplayamadı. Diğerleri de hesaplayamadı. Bak diğerleri de şaşkınlar şimdi. Diğerleri? Adam, diğerleri derken NATO, Avrupa Birliği. Adam bana uçak verin diyor. Veremiyorlar. Veremezler de, vermemeliler de. Çünkü o bambaşka bir yere götürür o savaşı. Ne yapacaklar? Oradaki şimdi, milyonlar ne olacak? Şimdi 300 milyar dolar daha onaylamış Amerika. Silah vereceğim satın diyor. Satın alacak. Silah vereceğim diyor. Yollayacak taktik ve şey silahları, ağır silahları. Ama hiçbir zaman konuyu NATO seviyesine çekmemek için ellerinden geleni yapacaklar. Dolayısıyla... Bu işin yanlış hesap kısmı. Öbüründe baktığımızda Rusya acaba gerçekten arkasında tarumar olmuş, yok olmuş bir Kiev bırakmak istiyor mu? Yani şimdi Rusya Kiev'den çekildi diyoruz da veya diğer bazı şehirlerinden. O belli yerlerde bu yıkımı yapıyor. O belli yerlerde bu baskıyı sürdürüyor ve kontrollü bir baskı götürüyor. Çünkü dikkat edersek Rus halkı önemli. Rus halkı sonuçta önemli ölçüde Ukrayna'da Rusların olduğunu bilmiyor bile şu anda. Hatta söylendiğinde inanmıyorlar bile. Çünkü müthiş bir içeride de bir bilgi kontrolü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla halkın da zaten tepkisinden çekiniyor. Deniyor. Harekat da deniyor zaten. Harekat falan o işin şey kısmı. Başka bir şey tabii. Ama orada Rus askerlerinin olduğuna inanmıyor önemli ölçüde Rus halkı. Hatta onun bir de güzel çaresini buldular galiba. Kafkaslardan şuradan buradan Rus kökenli olmayan birlikler Ukrayna'ya gönderiliyor. Dolayısıyla o onların savaşması, onların bu çatışmalarda yer alması planlanıyor ki Rusya'ya doğrudan Rus halkına etki etmesin bu operasyon diye. Birazdan bu medya etkisi nereye kadar işe yarar? Özellikle Toplumcu Düşünce Enstitüsü'nün araştırma konularından biri. Onu soracağım. Şöyle çok kısaca sorayım. Ankara'ya gideceğiz çünkü. Erdoğan dedi ki, bu garantörlük istedi Zelenski. Türkiye garantör ülkelerden biri olabilir dedi. Bunun üzerine Erdoğan garantör olabiliriz dedi. Fakat bunu da çok sık yaşamaya başladık. Hemen arkasından bir düzeltme geldi saraydan. Sözcüsü İbrahim Kalın, kim ulusal güvenlik danışmanı aynı zamanda. Hayır, garantörlük bu savaşta, garantörlük Türkiye'nin gündeminde, ajandasında yok dedi. Doğru. Doğru. Yani olmaması da gerekir diye mi doğru? Yani tabii ne açıdan çünkü doğru? Sonuçta biz, örneğin biz Kıbrıs'ta garantörüz. Ama bizim Kıbrıs'ta kendi soydaşlarımız, Kıbrıs'ta bir tarih var arkamızda. Şimdi biz burada neyin garantörlüğünü yapacağız? Kime karşı yapacağız? Hangi imkanlarla yapacağız? Sonuçta garantörlük öyle kolay bir şey değil. Ama mesela Bosna'da bugün hala, Kosova'da bugün hala bir barışı koruma
görevi yapıyor Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye. Şimdi bu anlamda bir barış koruma görevi çıkarsa Türkiye'nin onu yapma kapasitesi ve o daha anlamlı bir şekilde oraya katkıda bulunma imkanları daha yüksek. Ama